Rusya'da bir köpek eğitim merkezinde kafese kapatılmış dişi kurt, bakımından sorumlu görevlilere saldırıyor, agresif tavırlar sergiliyordu. Durumu gören bir adam, erkek Alman kurdunu dişi kurtla aynı kafese koymayı önerdi. Bu çok tehlikeli olabilir, köpek için kötü sonlanabilirdi. Fakat yine de bunu denemeye karar verdiler. Sonrasında olanlar ise duyanları ve görenleri hayretler içinde bırakacaktı. Videomuza geçmeden hemen önce küçük bir hatırlatma. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Rusya'nın Orsk şehrinde bir köpek eğitim merkezine gelen ihbar doğrultusunda yetkililer yakındaki bir köye doğru harekete geçtiler. İhbara göre bir köylü ormanda dişi bir kurt yakalamış ve onu evinde beslemeye çalışıyordu. Vahşi hayvanların yakalanıp doğal olmayan ortamlarda beslenmesi hem yasak hem de onu alıkoyan insan için büyük bir tehlike demekti. Görevliler derhal gidip kurda el koydu. Fakat onu götürebilecekleri tek yer geldikleri eğitim akademisiydi ve burası da vahşi bir hayvan için hiç uygun değildi. Daha iyi bir yer bulana kadar Galina ismini verdikleri dişi kurdu merkeze götürüp geniş bir kafeste tutmaya başladılar. Galina geleli yaklaşık 3 ay olmuştu ama bir türlü saldırganlığı bırakmıyor, insanlara alışmıyordu. Görevlilerin her biri köpek eğitimi konusunda uzman olmasına rağmen bildikleri hiçbir şey onu evcilleştirmeye ya da sakinleştirmeye yetmiyor, aksine hayvan görevlilere de saldırmaya çalışıyordu. Merkeze zaman zaman ziyaretçiler de kabul ediliyordu. Herkes Galina'yı görmek istiyor ama hayvanın agresif tavırları yüzünden buna izin verilmiyordu. Bir süre sonra çalışanlardan biri onu sakinleştirip evcilleştirmek için bir çözüm önerisinde bulundu. Adam köpeğini oraya getirip kurt ile aynı kafese koymayı teklif ediyor, bunun faydası olacağını düşünüyordu. Çılgınca bir fikir olmasına rağmen yetkililer ikna olmuş, adam Ares isimli Alman kurdunu merkeze getirmişti. Kafesi açıp Ares'i içeri soktular. Herkes yaşanabilecek en kötü şeye hazırlıklı, soluksuz bir şekilde olacakları izliyordu. Galina ve Ares birbirlerini gördüklerinde beklendiği kadar büyük bir tepki vermediler. Galina önce gergin bir şekilde geri çekildi. Fakat Ares, dişinin üzerine doğru gidip onu koklamaya başlayınca kurt da buna karşılık verdi. Sonra sürpriz bir şekilde ikili birbirlerine alışma sinyalleri gösterdi. İkisi de gayet rahat ve birlikte aynı kafeste olmaktan mutlu gibiydiler. Herkes son derece şaşkındı. Adamın önerisi gerçekten işe yaramıştı. Galina artık sakinleşmiş, bakımını ve beslemesini yapan görevlileri artık eskisi kadar zorlamamaya başlamıştı. Bu karşılaşmadan sonra Ares sık sık sahibi tarafından merkeze getiriliyor ve Galina ile birlikte vakit geçiriyordu. Görevlilerin söylediklerine göre birlikte uyuyor, oynuyor ve yemek yiyorlar, son derece uyumlu tavırlar sergiliyorlardı. Birbirlerinden uzak kaldıkları zamanlarda ise ikisi de huzursuzlanıyor ve birbirlerini özlüyor, bir araya geldiklerinde ise son derece mutlu oldukları her hallerinden belli oluyordu. Aralarındaki bu ilişkiyi gören insanlar, Ares ve Galina'nın birbirine aşık olduğunu düşünmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Biri evcil, biri vahşi iki farklı hayvanın akıl almaz uyumu, biz insanlara da bir ders niteliği taşıyor elbette. Hayvanlar bunu yapabiliyorsa, biz neden başaramayalım? Ne dersiniz? Bir videonun daha sonuna geldik. Sizce iki hayvan birbirine böylesine bir sevgi ya da aşk ile bağlanabilirler mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.